Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız, ancak günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kent için yapılan çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu. Her zaman muhtarlarla dayanışma içerisinde faaliyetlerin yürütüleceğini söyleyen Başkan Özlü'nün projelerine muhtarlardan tam destek geldi. Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Yerli aşı Turkovak için acil kullanım izni çıktı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin yerli aşısı da koronavirüsle savaşta vatandaşın hizmetine sunulacak. Düzce'de Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek isteyen Namık Kemal İlkokulu yönetimi okulda kan bağışı etkinliği düzenledi. Duyarlı öğrencilerin çağrısına sessiz kalmayan veliler de okula gelerek kan bağışında bulundu. Sakarya'da yılbaşı öncesinde kaçak sahte içkiye yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton etil alkol, 64 litre el yapımı sahte alkollü içki ve alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirilirken konuya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Düzce'de sabah saatlerinde park halindeki aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle çevrede bulunan diğer sürücüler araçlarını bölgeden uzaklaştırdı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Mesai öncesi fedakar personeli moral veren Başkan Özlü sorun ve isteklerini de dinledi. Düzce ve çevresinde dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köyde ulaşım kesildi. İl özel idari ekiplerinin başlattığı çalışmalarla 23 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı. 3. Lig'de bu hafta ilk yarının son maçları oynanırken grubumuzda önemli maçlar bulunuyor. Bu maçlarda nasıl sonuçlar elde edilecek şimdilik bilinmiyor, ancak bir tek Sembülcespor'un ikinci yarıda da aynı başarıyı devam ettirmesi halinde büyük ihtimalle şampiyon olacak yorumları yapılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un bu hafta sonu oynayacağı ilk devrenin kapanış maçında tüm Sakarya halkını tribünlere çağırarak herkesi lideri izlemeye davet ediyorum dedi. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü mahalle muhtarlarıyla bugün bir araya gelerek kent için yapılan çalışmalara yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Her zaman muhtarlarla dayanışma içerisinde faaliyetlerin yürütüleceğini söyleyen Başkan Özlü'nün projelerine muhtarlardan tam destek geldi. Belediye Başkanı Faruk Özlü mahalle muhtarları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Özlü muhtarlara görev süresi boyunca Düzce için yaptığı projeler hakkında detaylı bilgiler aktarırken mahallelerin sorunlarını da birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladı. Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen toplantıya tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin'in yanı sıra 56 mahalle muhtarı katılım sağladı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Toplantının açılışında konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin, muhtarları misafir eden Başkan Özlü'ye teşekkür etti. Bugün yine birim müdürlerimizle beraber sayın muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek için bizleri bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Davete icabet eden muhtarlara teşekkür eden Başkan Özlü, göreve geldikleri ilk 6 ay içerisinde 56 mahalleye ziyaret gerçekleştirdiklerini ve toplantılar yaparak sorunları bizzat dinlediklerini, bundan sonra da görüşmelerin daha sık yapılacağını kaydetti. Bu toplantıların amacı sizlerin ayağına gitmek, mahallelerin ayağına gitmek, onların dertlerini, taleplerini yerinde dinlemekti. Fakat Covid-19 süreci başlayınca bu toplantılar yapamadık, erteledik. Zaman zaman kısmen bir araya geldiysek de esasen epey bir zaman oldu. 2 yıla yakın bir zaman oldu. Bir araya gelemedik. Özlü 5 mahalleye pazar yeri yapımı konusundan Asar Deresi rekreasyonuna, Dözel'in içme suyu problemini kökten çözecek projenin detaylarından şebeke yenilenmesine, birçok projenin de startının verileceğini ifade etti. 2 konu var bizi zorlayan, yani bizim belediye yönetimimizi zorlayan 2 konu var. Bunlardan birisi pandemi, ikincisi ekonomi. Pandemiyle ilgili süreçte
Değerli arkadaşlar, 3 milyon maske ürettik ve dağıttık. İlaçlama yaptık. Bugünlerde bizi rahatsız eden bir başka konu ekonomideki dalgalanmadır. İnşallah en kısa zamanda bu dalgalanma stabil hale gelecek, durulacak ve biz de işlerimize devam edeceğiz. Düzce Belediyesi olarak planladığımız bütün işlerimiz ya sözleşmeye bağlandı, ya ihalesi yapıldı, ya başladı, tamamlandı. Dolayısıyla el atmadığımız, ilgilenmediğimiz bir tek konu yoktur. Başkan Özlü konuşmasının ardından sözü muhtarlara bırakarak mahallelerin sorunlarını dinledi, birim müdürlerine gereken çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi. Sevgili izleyenler, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Yerli aşı Turkovak için acil kullanım izni çıktı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin yerli aşısı da koronavirüsle savaşta vatandaşın hizmetine sunulacak. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkovak aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlaması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovak aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Turkovak'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız, dedi. Bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşımız Turkovak'ı da sunabileceğiz. Vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak Turkovak aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada yerli COVID-19 aşısı Turkovak'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Koca, bugün itibariyle COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk diye konuştu. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Yıl bitmeden efendim. Belediye Başkanı Faruk Özlü sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Mesai öncesi fedakar personele moral veren Başkan Özlü sorun ve istekleri de dinledi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personeliyle sabahın ilk ışıklarında mesai öncesi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah 06'da mesai öncesi görev dağılımlarının yapıldığı ofiste saha personeli ziyaretine Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer'in de eşlik ettiği görüldü. Sabah çorbalarını temizlik işleriyle birlikte içerek onları tek tek dinleyen Başkan Özlü, her zaman yanlarında olduğunu kaydederek, temizlik personellerimizin görevlerinin çok zor olduğunun farkındayız. Kendilerinin işlerini kolaylaştırmak için ekipmanlarımızı istekleri doğrultusunda yeniliyoruz. Zaman zaman da bir araya gelerek taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Bu sabah da mesai öncesinde bir araya gelerek kendileriyle sohbet ettik. Zorlu kış şartlarında çalışan fedakar personelimizin her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz var. Lütfen çevremizi temiz tutalım, personellerimize yardımcı olalım. Araç sürücülerimize çöp konteynerlerinin bulunduğu bölümlere araçlarını bırakmasınlar. Bu gibi durumlar bizim saha personelimizi olumsuz etkiliyor şeklinde konuştu. Evet, Düzce ve çevresinde dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köyde ulaşım kesildi. İl özel idare ekiplerinin başlattığı çalışmalarla 23 köy yolu ulaşıma açıldı. Düzce'ye beklenen kar düştü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadeleye hazır olan özel idare ekipleri yağışla birlikte sahaya çıkarak kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Merkez ve ilçelere bağlı 40 köyde özel idare ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmalarla 23 köy yolu ulaşıma açıldı.
Yılca'da kardan kapanan 18 köyde ise karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca D655 karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti, Akçakoca sapağından itibaren Düzce-Akçakoca istikameti, Boğaziçi kavşağından itibaren tır trafiğine kapatıldı. Karın etkisini azaltması ve yapılan çalışmalarla birlikte Akçakoca-Düzce her iki yönde tır trafiğine açıldı. Evet, kar haberlerine devam edelim. Düzce ve Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında her yer beyaza büründü. Şimdi her iki şehirden Meste'den kar manzaralarını getiriyoruz ekranlarınıza. Düzce gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisinde kaldı ve Yılca ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca kar yağışı nedeniyle Düzce'nin Karadeniz illeriyle bağlantısını sağlayan D655 karayolunda da ulaşımda sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler D655 karayolu üzerinde tuzlama ve yol açma araçlarıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken güzergah boyunca da kontrollerini artırdı. Şehirdeki Meste'den kar manzarası drone'la havadan da görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yaklaşık bir haftadır Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de başladı. Bu doğrultuda kentin Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Kar yağışının yüksek ve alçak kesimlerde devam edeceği bildirildi. Kar haberlerine ara verelim. Diğer gelişmelerle devam edelim. Sevgili izleyenler, Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek isteyen Namık Kemal İlkokul yönetimi okulda kan bağışı etkinliği düzenledi. Duyarlı öğrencilerin çağrısına sessiz kalmayan veliler de okula gelerek kan bağışında bulundu. Her yıl düzenli bir şekilde kan bağışı etkinliği düzenleyerek Kızılay'a destek veren Namık Kemal İlkokulu yönetimi kampanyalarına pandemi sebebiyle 2 yıl ara vermişti. Bu yıl koronavirüs önlemleri de dikkate alınarak ara verilen kan bağışı kampanyası yeniden düzenlendi. Kampanyayı aileleriyle paylaşan öğrenciler ise bağışçı toplamaya başladı. Kampanya kapsamında Kızılay tarafından okulun bahçesine stand kuruldu. İdareciler, öğretmenler ve duyarlı öğrencilerin çağrısına kulak veren veliler de kan bağışında bulundu. Etkinlikle hem öğrencilerin kan bağışı konusunda bilinçlenmesi hem de Kızılay'a destek verilmesi planlanıyor. En çok bağışı getiren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilecek. Kızılay'ın kan stoklarının artırılması için bağış kampanyalarına devam edeceklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Namık Kemal İlkokulu Kızılay ile birlikte kan bağışı düzenleme konusunda öncü eğitim kurumlarımızdan bir tanesi dedi. En çok sayıda bu organizasyonu bugüne kadar gerçekleştirmiş bir okul. Endişeler olabilir. Evet, bir salgın sürecindeyiz. Acaba kan verme konusunda bir risk olabilir mi diye, ama bütün bu süreçler hekimler gözetiminde yapıldığı için çok rahat, müsterih olarak bu süreçlere katılabilir vatandaşlarımız. Kan bağışında bulunmak isteyen bireylerin tedirgin olmaması gerektiğini, işlemlerin hijyenik ortamlarda ve hekimler gözetiminde yapıldığını kaydeden Kırbaç, bu kampanyada emeği geçenleri kutluyorum dedi. Namık Kemal İlkokul Müdürü İbrahim Gör ise şunları söyledi. En çok kan bağışçısı getiren öğrencimize bir tane hediye vereceğiz. Büyük bir hediyemiz var. En fazla kan bağışçısı getiren ikinci öğrencimize başka bir hediye, üçüncü öğrencimize başka bir hediye şeklinde bir afiş hazırladık. Afişi öğrencilerimize bir ay öncesinden duyurduk. Dün velilerimize tekrar davetiye afişi gönderdik. Velilerimiz bugün yoğun bir şekilde katılıyorlar. Kan bağışı önemli. İnsanlar bu küçük bir iş gibi görünebilir ama çok büyük değeri var.
hastaneye bir hastamız düştüğü zaman, kana ihtiyacı olduğu zaman nasıl tutuşuyorsak buna küçük bir destek olmak amacıyla böyle bir kampanya yürütüyoruz. Annemi babamı çağırdım, onlar da beni kırmadılar, geldi. Arkadaşları da geldi. Yani çok severek ve güzel bir şeye vesile oluyoruz. Hem çocuklar eğleniyor hem de biz kan vermiş oluyoruz. Annem babam için benim için kan vermişler. Mutlu oldum. Bir de iki kişi benim için kan vermiş. Onun için de mutlu oldum. Şimdi herkesi de düzenli kan vermeye davet ediyorum. Emniyetin kaçak içki operasyonu devam ediyor. Sakarya'da yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içkiye yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton etil alkol, 64 litre el yapımı sahte alkollü içki ve alkol yapımında kullanılan kitler ele geçirilirken konuya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Yılbaşı öncesi kaçak sahte alkollü içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Bu kapsamda ülke genelinde kapsamlı bir şekilde operasyon başlatıldı. Sakarya'da da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçak sahte alkollü içkiye yönelik operasyonlar düzenledi. Çalışmalar neticesinde Kaynarca ilçesinde imalathane olarak kullanılan 2 ikamet ile Serdivan ilçesinde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramalarda 925 litre etil alkol, 507 adet cinsel içerikli jel, 96 adet boş şişe, 82 adet kaçak sahte alkollü içki ile doldurulmuş şişe, 64 litre el yapımı kaçak sahte alkollü içki, 32 adet cinsel içerikli hap, 29 adet alkol yapımında kullanılan kit, 17 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 2,5 litre alkol imalinde kullanılan aroma ve 1 adet alkol imalinde kullanılan matkap ele geçirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevgili izleyenler, Düzce'de sabah saatlerinde park halindeki bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle çevrede bulunan diğer sürücüler araçlarını bölgeden uzaklaştırdı. Olay sabah saatlerinde Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen sürücü aracını sokak üzerine park edip bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların fark ettiği dumanlar sonrasında itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın sebebiyle çevrede bulunan diğer sürücüler de araçlarını bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler hafif ticari araçta çıkan yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken araçsa kullanılamaz hale geldi. Ve spor gündemiyle devam edelim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un bu hafta sonu oynayacağı ilk devrenin kapanış maçında tüm Sakarya halkını tribünlere çağırarak herkesi lideri izlemeye davet ediyorum dedi. Büyükler Greco-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası lansman töreninde bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'a da değinerek geçtiğimiz sezon biz üzerimize düşeni yapmamıza rağmen sahadakiler gerekeni yapmayınca üzüldük. Bu sezonsa hem yönetim hem biz hem de futbolcular gerekeni yapıyor ve Sakaryaspor'umuz lider.
Şimdi ne yapmamız lazım? Lideri olan desteğimizi pazar günü Sakarya Atatürk Stadyumu'na doldurarak göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Tüm Sakarya halkını pazar günü saat 14'te oynayacağımız ilk devrenin son karşılaşmasına lideri izlemeye davet ediyorum dedi. Müsabakayı birlikte o heyecanı yaşamamızı arzu ediyorum. Ve buradan bütün ülkeme, başta Sakarya'ma davetiyemi duyuruyorum. Bütün Sakaryalılar davetedir. Ülkemin bütün insanları davetedir inşallah. Evet, 3. Lig'de bu hafta ilk yarının son maçları oynanırken grubumuzda önemli maçlar bulunuyor. Bu maçlarda nasıl sonuçlar elde edilecek şimdilik bilinmiyor ancak bir tek Sendirspor'un ikinci yarıda da aynı başarıyı devam ettirmesi halinde büyük ihtimalle şampiyon olacak yorumları yapılıyor. Hafta sonu oynanacak maçlarda bir takım cumartesi günü oynarken diğer maçlar pazar günü yapılacak. Cumartesi günü saat 13'te Yomra Spor Şile Yıldız maçı oynanırken pazar günü saat 12'de Iğdır FK Kızılca Bölük müsabakası oynanacak. Saat 13'te Karakoçan Spor, 68 Aksaray Belediyespor, Çarşamba Spor, Biteksen Düzce Spor, İskenderun Spor, Kuşadası Spor, Bayrampaşa Hacettepe Spor, 52 Ordu Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Altındağ Spor, Darıca Gençler Birliği ve Siirt İl Özel İdare Alanya Kestel Spor karşı karşıya gelecekler. Bu müsabakalar sonunda ilk yarı sona ererken ligin ikinci yarısı 16 Ocak 2022 yılında başlayacak. Biteksen Düzcespor 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ve attığı 27 gole karşılık kalesinde 15 gol görüp 36 puan topladı. Düzcespor en yakın rakibine 4, diğer takımlara 6 puan fark atmış durumda. Biteksen Düzcespor, Çarşamba Spor maçına mutlak 3 puan hesapları yaparak çıkacak. Ve bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre ilimizde ve bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara kar yağışlı -1 derece, Bolu kar yağışlı -1 derece, Düzce 2 derece, İstanbul ve Sakarya 5 derece olacak. Evet, veda etmeden hemen hatırlatalım. Bu akşam saat 21'de kulis programı gelecek ekranlarınıza. Erol Tayhan ve Nevzat Cingirt'in bu akşamki canlı yayın konuğu CHP Düzce İl Başkanı Sayın Semih Cemşit olacak. Oksijen Kulis saat 21'de Oksijen TV ekranlarında canlı yayında, sakın kaçırmayın diyelim ve ana haber bültenimizi bizler burada noktalayalım. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşça kalın.